Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bazı meyve ve sebzelerim var. Bu meyve ve sebzeleri yanlış yıkıyoruz. Sirkeli suda yıkanıyor. Peki nasıl yıkamamız lazım? Yeni yıkama ve temizleme metodu nedir? Meyve ve sebzelerimizin onu sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi suyum var. Sebzelerim, meyvelerim var. Onları sizinle nasıl temizlenir sizinle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi veya bilmediğimiz gibi ben de yeni yeni öğreniyorum. Meyve ve sebzeler için kullanılan 500 çeşit, Avrupa'da da öyle 500 çeşit pestizide yani böcek zehiri kullanılmakta. Meyve ve sebzelerin oluşumunda 500 pestizide yani böcek zehiri kullanılmakta. Avrupa'da serbest kullanılıyor. Amerika'da bazıları serbest, bazıları yasak. Bunlardan en önemlilerinden biri tiobendazol diye geçiyor. Ve posmet bunlar Avrupa'da serbest. Birçok ülkede serbest ama Amerika'da yasak galiba. Bu iki şey 500 böcek ilacından, böcek zehirinden önemli bölümler. Bu kullanacağımız malzeme yani sirke tabii sirkeli suyla yıkanıyor ama esas yıkanması hangi suda yıkanması gerekiyor onu sizinle paylaşacağım. Sirkeli suda bir çözüm olmuyor maalesef. Bunu da öğrenmiş oluyoruz bu arada. %80 ve %96 bu zehirden meyve ve sebzeleri kurtarıyoruz. Şimdi ovarak meyveleri yıkıyoruz. Ovarak meyveleri yıkamamak lazım. Bazı meyve ve sebzelerde sadece su da yeterli oluyor. Yani suda klorür çözeltisi olduğu için kullandığımız musluk suları da çok fazla meyve ve sebzeleri olmadan yıkanırsa tabii ki ülkeler üzerinde değişmekte böcek zehri ne kadar hangi böcek zehirleri kullanıldığına bağlı olarak. Bunun yanında bilim adamları klorür çözeltisinin yani kullandığımız musluk suyunun elmaları pestisitlerden ayırmadığını bulmuşlar. Bazı tabii ki 500 tane böcek zehirinden pestisitten hangilerinden bahsediliyor? Ama bazı şeylerde musluk suyu da yeterli oluyor ama tabii ki garanti olarak burada söylediğine göre elmaları özellikle elmalarda kullanılan pestiside böcek zehirinin yani kesinlikle musluk suyundan yani klorürlü su çözeltisi ayırmadığını, zehiri yok etmediğini bulmuşlar. Amerika'daki gıda kimyacıları, bilim adamları meyve ve sebzeleri temiz yıkamak için bir metot keşfetmişler. Suda çözünen, evet arkadaşlar, şimdi gösteriyorum. Suda çözünen natron karbonat. Suya attığımız zaman suda çözülüyor. Şimdi atıyoruz ve karıştırdığımız zaman hiçbir tanecik kalmıyor. Suya bütün suda eriyor. Bu demek arkadaşlar suda erimesi lazım. Suda çözülen natronun böcek ilacı kalıntılarını meyve ve sebzelerden çıkarmanın en iyi yöntem olduğunu söylemişler. Şöyle sebzelerimizi koyuyoruz. Öyle musluk altında yıkamamıza gerek kalmıyor. Sirkeli suda bekletmemize gerek kalmıyor. Zaten sirkenin ben pek mantıklı da bulmadım yani sirkeyi. Çünkü diğer çilek gibi meyvelerin vitaminini alacaktır. Yani çünkü kabuk yok onlarda. Kabuksuz meyvelerin vitaminini alacağını, yok edeceğini, eriteceğini düşünerek
Sirkeli suda hiçbir zaman da kullanmadım sirkeli suyu. Ne yalan söyleyeyim. Böyle yıkayarak kullanmak, temizlemek daha rahat. Böyle 10-15 dakika bekletiyoruz. Hem alkali olmuş oluyor ürünümüz, meyvemiz, sebzemiz. Hem alkali olmuş oluyor. Şöyle bir tane de sebzeleri göstereyim. Şöyle. Şimdi bunlardan börek yapacağım. Onun için yıkamıştım. Daha doğrusu sadece maydanoz ve dili yıkamıştım. Böyle arkadaşlar, karbonatlı suda bekletiyoruz meyve ve sebzelerimizi. İşte bütün 500 çeşit pestisidi, böcek zehri yani yok ediyor. Meyve ve sebzelerimizi rahatlıkla yiyebiliyoruz. Bu bilgiyi sizinle paylaştım. Bir kişi sirke dedi ve herkes ona daldı. Evet, ben de pek de sirkeye de güvenmemiştim yani. Çünkü bütün vitaminleri de yok edeceğini, asitli bir ürün olduğu için. Hem karbonatımızı görüyorsunuz, natron. Natron karbonat, Türkiye'de İngiliz karbonatı olarak da geçiyor. Böyle göstereyim size. Suyunuza bir kaşık, bir kahve kaşığı atıyorsunuz, şeker kaşığı ya da kahve kaşığı atıyorsunuz. Büyük su, büyük leğende su kullanacaksınız. Bir yemek kaşığı atıp karıştırıyorsunuz, eritiyorsunuz ve meyve ve sebzelerinizi orada yıkıyorsunuz. Hem alkali olmuş oluyor, hem bütün zehirlerden arınmış oluyor ve rahatlıkla meyve ve sebzelerinizi kullanacaksınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Yeni bilgilerle sizlerle birlikte olacağım. Bu konuda Türkiye'deki vatandaşlarımız çok geri kalmışlar. Alternatif tıp üzerine alternatif neler kullanılır? Böyle bir program yapan hiçbir yerde yoktur. Yani şu ot sağlığa yararlı, bu ot sağlığa yararlı. Hayır arkadaşlar. O otları işlemek lazım. Nasıl işlenmesi lazım? Videomla birinde tentürü yapılması lazım. Videomda göstermiştim. Lütfen onlara dikkat ederek kansere şu ot çok iyi geliyor dediğin zaman direkt o otu alıp yiyerek direkt dışarı atacaksınız ve hiçbir faydasını görmeyeceksiniz. Tentürünü ya da özünü çıkarmanız gerekiyor. Bu da kısa bir bilgi olmuş oldu sizlere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Beğeni atınız, yorum atınız. Bilmek istediğiniz başka hastalıklarla ilgili bilmek istediğiniz şeyler varsa lütfen yazınız. Ben de araştırır sizlere onlar neler yapıyorlarsa, nasıl iyileşiyorlarsa ben de sizi o konuda bilgilendireceğim. Araştırıp onların yaptıklarını sizlere tabii ki bunlar normal halkın özür dilerim halkın ağzından söylenen şeyler değil. Bilim adamlarının araştırma yapan bilim adamlarının ve biyokimyacıların yapmış olduğu araştırmalar sonucu çıkan, ortaya çıkan ürünler, maddeler, malzemeler sağlık için kullanılan. Onları sizinle paylaşacağım. Tekrar teşekkürler. Abone olunuz. Hoşçakalınız.